Gaziantep'te yapılan ve Güneydoğu'nun en büyük bilim merkezi özelliği taşıyan Müzeyyen Erkul, Gaziantep Bilim Merkezi'nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı. Çok kıymetli Gaziantep'li hemşerilerimiz, iş dünyamızın değerli temsilcileri, çok kıymetli emekçi kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Su İhale Hattı Boru Kaynak Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Bu coşkuyu, bu heyecanı sizlerle yaşamaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu ifade ediyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel mekanda geleceğin teminatı, bilim sevdalısı gençlerimizle ve onlara her daim yardımcı olan sevgili aileleriyle ve tabii ki bu güzel eserde, bu muhteşem eserde imzası olan paydaşlarımızla sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şu heyecanı gençlerimize yaşatabilmek her şeyin üzerinde. İşte Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin açılışında bu güzel mekanda sizlerle beraberiz. Bu işte emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza, TÜBİTAK'taki arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyoruz. Bilim merkezinin hayata geçmesi için elini taşın altına koyan Erkul ailesine hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Merhume Müzeyyen Erkul hanımefendiye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Sevgili gençler, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişine ivme kazandıracak her yatırım bizler için gerçekten çok değerli. Her zaman söylediğimiz gibi bizim gündemimiz tek. Bilim, teknoloji, sanayi ve inovasyon. Bizim gündemimiz evlatlarımızı geleceğin teknolojileriyle yetiştirebilmek. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmemize yardımcı olacak. Burada öğrencilerimiz deneyler yaparak öğrendiklerini somutlaştırabilecekler. Bilim ve teknoloji alanında özgün çalışmalar yapabilecekler. Bu ortamları onlara sağlayacağız. Burası 14.500 metrekare kapalı alanıyla bölgenin en büyük bilim merkezi. Temel bilimler, uzay ve havacılık, iklim değişikliği, yapay zeka ve dijital dünya içerikli sergi alanlarıyla 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımıza gelip bilgilenebilecekleri özgün içerikler sunuyor. Sergi alanlarının yanı sıra bilim merkezimizde atölye alanları, konferans salonları, teknogaraj, şenlik alanı gibi bölümler de bulunuyor. Burada bilim kültürünün yaygınlaştırılması için faaliyetler gerçekleştirilecek. Evlatlarımızın ilgisini ve motivasyonunu artırıcı uygulamalı eğitimler verilecek. Böylelikle gençlerimizin bilim ve teknoloji üretkenliği gelişecek, daha fazla araştırma yapma, özgün çalışmalar gerçekleştirme fırsatına sahip olacaklar. Aslında burayı gelip gördüyseniz, şöyle dışarıdan bile baktıysanız fazla söze hacet yok. Bu şaheser kendini en güzel şekilde anlatabiliyor. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya bu Gaziantep nasıl bir Gaziantep Sayın Bakanım? İşimiz çok kolay. Hayırseverler bir taraftan ağaç iş ekmek üretiyor. Elindekili bütün ürünleriyle de memleketin çocuğuna okul yapıyor. Bilim merkezi yapıyor. Hastane yapıyor. Bu memlekette belediye başkanı olmak büyük bir şeref. Büyük bir onur. Bakın Müzeyyen annemiz bugün yok. Aramızda yok. Yarın ben de olmayacağım.
Bizim yapacağımız tek şey güzel evlat yetiştirmek. Bu şehir pusula, kutup yıldızı, örnek şehir, lider şehir. O yüzden bu şehrin bakanları da çok özel. Bizim sanayi bakanımız Fahri Hemşerimiz. Ne zaman gittiysek, ne söylediysek, şehrin sanayisine dair, ticaretine dair, Gül bakanımları ve kimlerimizle ne zaman ziyaret ettiysek hep elimiz dolu döndük. İkisi birleştiği zaman Süleymaniye oldu. Her zaman bu mümkün olmuyor. İşte Türkiye yüzyılı. Üretimin, iletişimin, gençliğin, geleceğin yüzyılı olacak. Allah'ın izniyle bizim torunlarımız çok daha güzel bir dünyada dünyanın sözünü söyleyecek. Tam bağımsız Türkiye olacak. Milli ve yerli teknolojisini kuracak. Bunu bu çocuklarla kuracağız. Buraya girerken çocuklarımın gözlerinde gördüm. Yüreğindeki ışığı gördüm. O bizim yolumuzu aydınlatacak. Bunu birlikte başaracağız diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız, sonsuz teşekkürler. Ben emeği geçen Bilim Sanayi Bakanımız başta olmak üzere tüm emeği geçen paydaşlara, Erkul ailesine çok teşekkür ediyorum. Türkiye bu bilim merkezinde geleceğimiz olan gençlerimizle nice bilim adamları buradan yetişecek. Türkiye yapılamaz denen birçok meseleyi, birçok sorunu çözdü, yaptı. Çünkü bizler gençliğimize güveniyoruz, geleceğimize güveniyoruz ve bu bilim merkezinden inşallah nice Selçuk Bayraktarlar, Haluk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar, Vecihi Hürkuşlar, nice bilim adamları yetişecek. İşte bunun için bu merkezimiz gençlerimize hayırlı olsun. Az önce de ifade edildi. Ben Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. Yerli malı haftası olurdu. İşte ne götürürdük? Domates, elma götürürdük. Bununla gurur duyardık. Elbette onlar da bizim gururumuz. Ama bugün bu gençlerimiz okullarına giderken öğretmenlerimiz Türkiye'nin, Türk insanının yaptığı yerli malı tokla gidecek. Veliler, anneler çocuklarını bu arabayla bırakacaklar. İşte yerli malı budur. Yerlilik budur. Millilik budur. Türkiye yüzyılı budur. İşte bu vizyonu yapan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur. İnşallah Türkiye yüzyılına emin adımlarla, büyük bir kararlılıkla hep beraber ilerliyoruz. Bugün hepinize hoş geldiniz, selamlar, sefalar getirdiniz. Bizim için bu anlamda dediğim gibi gurur vesilesi, TÜBİTAK, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine ulaştırma noktasında bildiğiniz gibi kitaplarıyla, dergileriyle, DENEYAP teknoloji atölyeleriyle vermiş olduğu bilim şenliği, bilim merkezi gibi desteklerle tüm herkese ulaşma gayretinde olan bir kurum. Ve biz her yıl 10 milyonu aşkın vatandaşımıza bu çerçevede ulaşıyoruz. Ve bunun en önemli ayağı da bilim merkezleri. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün açılış günümüz. Bizim için çok gurur verici bugün. Siz de bizimle birliktesiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ama bir iki şey söyleyeceğim. Öncelikle bu projede bize destek veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizden daha fazla heyecanlıydı bu işte. Bize o kadar destek verdi ki bunu söylemek zorundayım. Ve yine Sayın Valimiz sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Bize arazi tahsisini yaptılar. Daha TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyoruz. Koordinasyonu yaptılar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ailem adına, Erkul ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sanayisi, ihracatı, insanıyla Gaziantep'imiz bir başkadır. Onları çok seviyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sanayi Bakanlığı Genel Müdürümüz Fatih Turan'ı da sahneye davet ediyorum. Alayım efendim.
şey,